Brüt Sezar'a yaptığını babam bana yaptı Kadı Efendi. Sezar'la Brütüs arasındaki münakaşa bizim meselemiz değil. Onu Roma mahkemeleri vaktiyle hallettiler. Siz bizim oğlanı bilmezsiniz Kadı Efendi. Keçiye Sokrates der, gidip onunla konuşur. Hem velev ki sattım, keçi zaten benimdir. Bakın Kadı Efendi, satabilirim diyerek suçunu hafifletmeye çalışıyor. Evladım, sus da baban müdafaasını yapsın. Yoksa atarım seni dışarı. Tarafsız olmazsanız siz de şikayet ederim. Keçini falan satmadım evladım. Bir keçi yüzünden düşürdüğüm vaziyete bak beni. Sokrates'in benim için sadece bir keçi olmadığını hala anlayamıyorsunuz. Derdimi Hazreti Peygamber'e anlatsaydım, o beni anlardı. Sizin gibi yapmazdı. O ne demek şimdi? Hazreti Peygamber'in bir çocuk arkadaşı varmış. Adı Zeyd. Her namazda Peygamber Efendimiz'in arkasında saf tutarmış. Sonra namaza gelmemeye başlamış. Peygamber Efendimiz bu durumu fark etmiş. Ve Zeyd'in arkadaşlarına neden gelmediğini sormuş. Arkadaşları demişler ki, Zeyd'in çok sevdiği, bağlandığı bir kuşu vardı. İşte o kuşu öldü. Zeyd kuşun ölümünden sebep çok üzgün. Hiç evden çıkmıyor demişler. Bu haberi duyan Peygamber Efendimiz arkadaşlarından Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Ali'yi ve küçük dostlarını da alarak Zeyd'e başsağlığına gitmiş ve onu teselli etmiş. Çünkü Peygamber Efendimiz o kuşun Zeyd için ne kadar kıymetli olduğunu bilirmiş. Sokrates bir keçi de olsa, o benim dostumdu baba.